Bu kadar müzisyen getirdin, kayıttan mı çıktın? Evet, bilerek öyle istedim. İlk dansımızın parçası bu olsun diye. Bak sen, Efe Tekin, şaşırtıyorsun beni. Yüzün gülüyor. Islak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Son ana kadar dedim ki yemedi ama beni şaşırttın. Hayret, geldin üstüne imza bile attın. Senden korkan senin gibi olsun. Olsun valla. Ben gibi olmak güzel. Bence de. Sen olmak güzel. Laf mı sokuyorsun, iltifat mı ediyorsun, anlamıyorum ama... İkisi de değil, gerçeği söylüyorum sadece. Senin yaptığın gibi. Senin gibi. Sen benim şarkılarımsın. Senin gibi derken? Ne istediğini bilen. İstediğinden vazgeçmeyen, evcilleşmeyen. Kimsenin sözünü dinlemeyen, meydan okuyan, savaşmaktan da asla vazgeçmeyen, savaşır gibi seven, savaşır gibi sevişen, beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış dünyada bir eşi benzeri dağılmayan bir kadın. Ne oldu, hoşuna mı gitti? 40 yılın başı iltifat ediyorsun. Karşılık mı bekliyorsun? Senden mi? Yok. Asla. Hatta ben diyorum ki şöyle yapalım. Gecenin kalanında benimle ilgili bana bir şey söyleme. Benim de canım sıkılmasın. Ama bir şey sormam lazım. Yoksa meraktan çatlarım. Sor bakalım. Sen böyle dans etmeyi nereden öğrendin? Her şeyi bilemezsin bu hayatta Leyla Hanım. Ama kocamsın artık. Bilmem lazım. Tamam. Sen bana yara izini söyle. Titreyen ellerini anlat. Ben de sana dans etmeyi nerede öğrendiğimi söyleyeyim. Nasıl? Şimdi değil. Ama bir gün. Mutlaka. Bir gün mutlaka. Gülüm! Batı koş! Gülüm! Gülüm! Kızım! Kızım! Leyla! Gülüm! Gülüm. Ne oluyor? Ameliyat alacağız. Size bilgi verirler. İyileşecek mi? Bilgi verirler size. Gülüm. Ne oldu? Ne ameliyat aldılar. Baba. Doktor. Baba. Kimse yok mu? Tamam, ben halledeceğim. Doktor. Baba. Baba bir şey yok baba. Getir. Gel baba. Gel baba. Buyurun sizi şöyle alalım. Görebilir miyim ben eşiyim? Ben de abisiyim. Sadece bir kişi. hakkı vermem valla. Onu almadan önce düşünecektin. Ben de yüzüğün aynısını buldum Çukurcuma'dan. Yazı bile yazdırdım üstüne. Adettenmiş, anam öyle dedi. İsim falan yazdırmadım ama. Kan işi olursa dalga geçersin diye. Onun yerine... Ne yapayım? Başka bir şey gelmedi aklıma. Olur bu sefer sen haklı çıkma Leyla. Bu sefer haklı çıkma Leyla. 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 Uyandı. 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 Bağırma be. Şimdi çat. Anneanne. Anneanne ablam uyandı. Babaanne. Sen babama haber ver. Adam perişan oldu. Babaanne. Leyla gözlerini açtı. İyi olacak inşallah. Onu kurtarmadın. Yolu belliydi. Şimdi sen kalanları nasıl koruyacaksın? Onu düşün. Bir kere de ölmedim. Kıymetimizi anla. Sen deli misin ya? Sen benim hayattaki kıymetli şeyimsin. Patlayacak bak. Ne var kızım, yalan mı? O kadar hayırlı bir düğün olsa bu kadar cenaze çıkmazdı. Ya oğlum tövbe de. Allah Allah, bir ayarın olsun ya Kartal. Abi doğruya doğru. Doğruya doğru Şersun'un hali ortada. Ya bu kız da kevgire dönmüş durumda. Yani abi söz dinleyip hayırlı bir evlilik yapsam bunların hiçbiri olmazdı. Kızım. Baba Allah aşkına şu onunla bir şey söyle ya. Ne gülüp duruyorsunuz böyle ya? Benim vurulma mevzumun yanlış eş seçimiyle ilgili olduğunu söylüyor kendileri. Doğruya doğru baba. Oturmaz mısın Oktay amca? Ya yok sağ ol. Ya hala yağ var bal var yapıyor. Hadi gel biraz hava alalım. Çıkalım. Çıkalım. Gülüm bir şeye ihtiyacın var mı? Yok yok gülüm. Kapının önündeyim bir şey olursa. Tam keyfine baksın. Buyur baba. Bana bak. Yavrum. Var mı ağrınsız al? Vallahi yoktu baba. Yoktu da bu oğlun güldüre güldüre ağrıttı. Ne yapalım? Çağıralım mı doktor? Ay yok canım. Geçer birazdan, öyle değil. Sen nasılsın? Fenalaştı dediler. Yok ben iyiyim kızım. Çok uyuttular beni. Ama bu sefer vaktinde uyandım. Ya ben diyorum, daha önce de dedim. Böyle arada kaçırılmaydı, vurulmaydı iyi oluyor. Kıymetimiz anlaşılıyor. Hem böyle hep birlikte oturuyoruz. Hayırdır komiser? Pek bir düşüncesi. Dur ben söyleyeyim. Şey diyorsun değil mi? Madem vurulacaktın, niye imzayı atmadan önce vurulmadın? Leyla tamam yeter artık cidden. Şakası yapılacak bir mevzu değil bu. Bilakis bence tam da şakası yapılacak bir konu. Madem öldürmeyen şey güçlendiriyor, o zaman güçlü kalmak için gülmek, gülüp geçmeyi bilmek gerekiyor. İyi, siz gülmeye devam edin o zaman çünkü ben gülemiyorum. Sevdiğim kadın vurulunca hayatta kaldığı için şükredebiliyorum sadece. Sizin kadar eğlenemiyorum. Bunu yapanı yakalamadan da gülemeyeceğim. Kusura bakmayın. Yani haksız da değil çocuk. Alışkın değil sizin abi kardeş deliklerinize. Ben gideyim bir bakayım. Bana bak. Kim bu çocuk? Kardeşi mi? Düğünde de vardı. Soracaktım ama fırsat olmadı. Baba sana bu tansiyon ilacıydı, dil altıydı falan verdiler değil mi? Verdiler kızım. Dedim ya fenalaşınca bırakmadılar, yatırdılar. İyi, çok şükür. Leyla, sonra söylersin kızım. Ne oluyor be? Kardeş değil baba. E kim? Senin yeğenin. Ne? Neriman halamın oğlu. Kim? Çetin. Çetin. Neriman halanın oğlu. Canın çok acımadı değil mi? Yok. Geçti. İyiyim ben. Yalandan gülme. Burada olmak senin için nasıl sıkıyor ben bilmiyorum. Sen hastanelerden nasıl korkarsın ben bilmiyorum. Bak, burası da ilk hastaneye geldiğinde olmuştu. Pat diye bayılıverdi. Babam o halde görünce korkmuştum. Ah, ah ince damlam ah. Daha 5 yaşında mıydın neydi? Büyüdüm ama artık korkmuyorum. Tamam ama iyiyim ben. Merak etme sen. Sen iyi olacaksın. Sen iyi ol. Yeter. Sen iyi ol bana yeter. Ne oldu? İyi misin? Yok bir şey. Kabus gördüm. Nerede herkes? Buradalar. Buralardalar. Nerelerdeler? Kafeteryada falan vardır işte. Kartal zaten babaanneni eve bırakacaktı. Yoruldu kadıncağız. Yalan söylemiyorsun değil mi? Niye yalan söyleyeyim sana Leyla? İyi misin? Kabus. Uyusan keşke biraz. Dinlenmen lazım. Gelmediler hala. Gelirler şimdi. Hadi sen uyumaya çalış biraz. Uyuyunca kabus görüyorum. Bir şey var. Sen söylemiyorsun. Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu ya? Hastayım ya o yüzden. Ne oldu? Herkes birdenbire kayıp mı oldu? Vallahi bu ilaçlar yaramadı sana ha. Çıkaracağım ben bu serumu. Efe. Hah. Doktor bey de geldi. Derdini anlatırsın artık. Bolca sakinleştirici verelim doktor bey. Biraz müsaade ederseniz hastamızı bir kontrol edelim. Tabii, tabii. Kapıdayım ben. Geçmiş olsun. Sağ ol. Affedersiniz. Benim abimler buradaydı da bir söyler misiniz bana baksınlar? Ona çıktı. Herkes bir şey saklıyor ya. Nasıl? Telefonunuzu rica edebilir miyim? Benimki abimde kalmış da. Acil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Alo. Alo. Lan kimsin? Konuşsana. Şahin. Benim. Leyla. Leyla? Leyla iyi misin sen? Bak hiç değilse sen dinle beni tamam mı? Kartal konuşturmadı bile. Bir konuştursa. Konuş. Leyla ben elimden geleni yaptım. Yemin ederim elimden geleni yaptım. O heriflerini de gözden çıkarmıştı. Vurdular da zaten. Canımı zor kurtardım. Kaçacaktım, gidecektim ama... Halamı onlara bırakamazdım yani. Geri döndüm. Halamı onlardan almak için. Ama işte sıkmış Baybars'a. O adam dedi babam yaralı falan üstüme düşeni yaptım diye. Öldürmeye kalkmış Baybars'ı. Sana yapılanları duyunca zaten bir garip olmuştu. Ama ben düşünemedim. Düşünemedim beni. Düşünseydim bırakmazdım. Baybars'ı vurmuş. Sonra? Sonra işte dedi Kılıç üstüme düşeni yaptım diye. O öldürmüş adamı. Sırtından vurmuş. Leyla. Leyla. İyi misiniz?